Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibina Resulillah ve ba'd. Allah subhanahu ve taala dünyanı siz bilen bizge bir imtihan sıfatıdır. Biri bu imtihandan kim kança miqdarda baha alıp çıkıp getişliğini, imkaniyatını beradi. Ahl-i sünnet ve cemaatinin itikadı, biz Müslümanlar en doğru akide, en doğru yol ahl-i sünnetin yolu deyip bilemiz. Akide de, itikad da hemen narsa da ahl-i sünnet ortaya koyan. Meslek menhec en doğru meslek hesaplanadı. Müslüman ben deyip, Müslüman davasını kılıp, hatta ki sizden menden göre İslam'ı köpra amel kılı yetkerliğini dava kıyan adamlar içi de köpçiliği ahl-ı hak bu miydi? Ahl-ı hak, Allah subhanahu wa ta'ala'nı tevfiqi bilen, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın beşareti bilen, uşa cemaage irgeşken, savad-ül azam bugen, katta cemaat bugen, cemaat hesaplanadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İbn-i Mucad'a rivayet var, aleykum bis savad-ül azam degenler. Katta karalikini lazım tutunlar. Katta karalik, katta cemaat o. Şimdi o cemaatinin bir nece manası var. Bitti manası bu sahabeler. Sahabelerini, yani Kur'an ve sünnetini sahabeler kanday düşüngen. Uşa cemaat. Ve sahabelerden keyin, sahabelerden ders olgen, İslam ümmetini içide tanilgen, juda meşhur bugen, allamalarının cemaati var. Uşa cemaat. Ne lazım tutuş gerek. Gap köp de unge bunge sakarap ketkeller köp. Mana şu tavfikte, mana şu hidayetini içi de en kattesi kaysi cemaat. Ulamalar onu uşa ahl-ı sünnet vel cemaatini imamları deyip ayçiyedi. Mesela Abu Hanife rahimahullah'ın mezhabı, İmam Şafii, İmam Ahmet ibn Hanbel, İmam Malik rahimahumullah'larını mezhepleri deyişedi. Mana şu mezhepler katta cemaat hesaplanadı. Fikirler köp, şu fikirler içinde şu törtte mezhepini ulanmaları ne mi degen? Kaysi bir hak doğrusu da bir yani fikirge kiyegen o şey yolunu üçleş değil. Agar bugünkü künde zahiren karagende katta cemaat desiz, artistlerin cemaati köpte, imamların cemaatiden göre. Ona kamaz. Hak cemaat uşa tarih ki irgeş gerek. Salaf ki irgeş edigen cemaat buluş gerek. Uşa salaf ki irgeşlikte uzunu şahsi fikri bilenmez. İlim bilen irgeş gerek. Çünkü cehalet en katta kesellik. Başka kesellikleri davası var da cehalet murakkepleşip kesin davası yok. Cahil adam mı? Dünyadaki hemen işleri ahir akıbette habete buladı. Kaliyetken işi neticesi tügeydi. Katta binanı kuradı ilimsizlerce. Bina biteydi gendi buzuladı. Kötaramıydı. Çünkü ilimsizlerce kurgen buladı. Şunun için katta cemaatini lazım tutuş gerek. Katta cemaat ahl-ı sünnet vel cemaat şu. Şimdi bunun özünü üslupları var. Yani şiarları var. Katta cemaat ki kanday irgeçiledi. Ular kattan bilinendiyse ilim bilen irgeçiledi. Başka yolu yok. Ulamalar, adamlar içinde her türlü fikirler köp çıkavurgerli giden şu cemaatini, uzunu, akidelerini bayan kıla diyen kitaplar yazıştı. Atraf çekede bu cemaate karşı fikirli adamlarga raddiyeler yazıştı. Yani bu cemaatlerini ilmi faaliyetlerine karasanız hemesinde raddiye vardı. Doğru yolunu kursatış için notorunu bayan kıl işte. Bana bu notoru, bu notoru. Doğrusu bu deyişti. Eğer doğrusu bu deyip notoruna eğitilmese adamlar çarkeşedi. Çünkü hadır kulüge kural kötere alıp hemen atı yürgen adamlar Kur'an'dan yapıyor, yaptı, ayetten yapıyor, yaptı, hadis eğitim yaptı. Uyan Müslüman. Lekin talqin kılıyetken de uzunu şahsi, siyasi maksadını ortaya koyuyordu. Ahl-ı sünnede ona kadar narsa yok. Ahl-ı sünnede siyaset kanaka buluştudan kat'i nazar hakkını eğitip, hakkını bayan kılıp, keli yaptı şu günge kadar. Bundan ki inen kıyamet geçe balad. Kızılıge uşa özünü siyasi maksadıge erişalmagan cemaalar adatta ahl-ı sünneni siyasetke hizmet kılı yaptı deyip ayıplaşadı. Nemege maksatları siyasette. Özlerini maksatlardan kip çıkadı. Dervişini
fikri nima bo'lsa, zikri shunaqa bo'ladi o'zi. Nimani o'ylab yurgan bo'lsa, shuni gapiradi qarshidagi odamga. Mavlono Rumiy shuni shuna aytgan, bizni bilgan biladi, bilmagan o'ziga o'xshatadi degan. O'ziga o'xshatib aytadi. Ya'ni masalan, hozir ba'zi postlarni ko'ryapman, go'yo men demokratiyani din uddan ustun qo'yayotganimishman. Har doim ta'kidlab aytaman, demokratiya islomdan ustun bo'la olmaydi, mumkin emas. Kim islomni, islom qoidalarini, islom shariatini eskirdi desa kofir bo'ladi. Dindan chiqadi. Musulmon odam hayotida har qanday muammoni vaziyatga taqozoga ko'ra islom nima derkin deb yechish kerak. Ya islom nima derkin deganda haliga aytganimizdek savodi azamga ergash kerak. İslam nima derkin bu masalada deganda Abu Hanifa nima derkin? Abu Hanifaning ustozi nima derkin? Sahobalar nima derkin? Hadis oyatning ma'nosi nima ekin? Deb ergashiladi. Biz nima deyapmiz? Bugungi kunda jamiyatlar ichida musulmonlar yashab turgan real voqealik bor. Real voqealiklar ichida demokratik tuzumlardan boshqa muqobil yo'q. Qatta yashaymiz. Marsga chiqib ketaylikmi? Yo'q, unaqa jamiyat yo'q. Bizga, sizga ta'na qilayotgan odamlarning hammasi qattadir kim bilandir yashayapti. Bittasi Amerikada, bittasi Rossiyada, bittasi Turkiyada. Ular yashayotgan jamiyat ham o'sha osmonni tagida, bizdan farqi yo'q ularda ham. Lekin biz ochiq aytayapmiz, demokratik tuzum islomdan ustun bo'la olmaydi. Mumkin emas. Demokratik tuzumning qonun qoidalari islomga muvofiq kelganligi uchun unga islom nomidan amal qilaveramiz. Bu qadar ochiq gapirishlik boshqasini bilmayman. Qana endi nimani gapirish kerak? To'g'ri. Real hayotga musulmonlarga yechim berish kerak. Osmonga chiqib olib turib, xilofat, islom shariatiga amal qilamiz. Qana amal qilyapti o'zlari? Yuzini berkitib olgan. Islomda notanish odamdan gap olinmaydi. Notanish odamdan kim gap olsa, o'zi javob beradi. Savodil azamga ergashmayotgan bo'ladi. Notanish odamni din haqida gapirayotgan gapi u siyosiy maqsad ustiga qurilgan bo'lishi mumkin. Chunki javobgarligi yo'q buni. Ertaga u aytgan taklifga ko'ra kimdir amal qilsa, masalan, chiqing ko'chaga deyapti, falon narsa qiling deyapti. Chiqsa, o'sha odam shunda profilni o'zgartiradi, nomini boshqa qo'yib oladi, bo'ldi, yo'q odam. Topa olmaysiz dunyoda. Bu uslub Madinada munofiqlarning uslubi bo'lgan. Javobgarlik kim javobgar bo'ladi? Biz maydonda turibmiz. Sizga gapirayotgan ekanmiz, Abror Muxtor Ali nomi bilan gapirayapmiz. Aytgan gapimizga dunyoda ham javob berishlikni bo'ynimizga olib gapirayapmiz. Dunyoni qayeriga borsak, mana turibmiz deyapmiz. Gapimizga javob berish uchun turibmiz. Bir gapni to'qib gapirayotganimiz yo'q. Bizdan kelib kim spros qilsa, javobini beramiz. Va qiyomatda ham Allohning huzurida javobgarligini zimmamizga olib gapirayapmiz. Lekin u troll profillar, ijtimoiy tarmoqda har xil turli nomni gapirib qo'yib olganlar, ular ya'ni turli nomlarni qo'yib olgan odamlar, ular qanaqa javobgar bo'ladi? Ularning gapiga qanaqa amal qilamiz biz? Amal qilsa kim unga javob beradi? Qur'ondan gapiryapman, hadisdan. Qur'ondan gapirgan Hazrati Ali'ni qatl qilgan odam, Qur'ondan gapirgan Hazrati Ali'ni iloh degan odam, Rofizalar Hazrati Ali'ni iloh degan, Qur'ondan oyat aytishgan, tez kunda qaytib keladi Ali degan. Demak, bu yerda bitta o'lchov kerak. U o'lchov ahli sunna val jamoaning o'lchovi. O'sha o'lchov bilan yuriladi. Kim bu haqida da'vosi bo'lsa, o'rtaga chiqish kerak. Yuqorida aytganingiz, u misolni tarixda ba'zi ulamolar zarbul masal qilib keltirgan. Dunyoda haq yo'lda yurishlikning o'ziga yarasha og'irligi bor, mehnati bor. Dunyoda haq yo'lda yurishlikni mas'uliyati bor. Zulqarnayn ni hikoyasi bor, o'sha bu hikoyani tarix kitoblarida ibrat sifatida keltirishgan. Sihhati to'g'risida aniq sanada bormi deyishlikka ehtiyoji yo'q. Bundan biz ibrat olish ma'nosida hikoyani, ya'ni ibratini olaveramiz. O'sha Xizr alayhissalom bilan ko'rishgan u kishi. Shular bir katta g'orga kirishadi, juda ham katta g'or. G'or deganda tuynikda tunnel. Shu tunneldan o'tib ketishayotganlarida qop qorong'i, hech yorug'lik yo'q, faqat oldinga yurish kerak, orqaga yo'l yo'q. Oldinga yuriladi,
şu tünelden çıkıp ketkünge kadar şu içkarıda safar meşakkatı var. Şunda Hızır Aleyhisselam ayet ediler. Zulkarnayn'a askerlerinizge ayet edin. Oyağının tagidagi taşlardan kurtarganlarcha olib olsin. Yol uzak, meşakkatı var. Şu bilan birga şu yükünü kurtarsın. Deydi. Şunda Zulkarnayn askerlerine ayet edildi. Yol uzak, meşakkat ağır. Lekin oyağınlar tagidagi taşlardan yani imkoniyat kadar avval iler, uzaylarga faydası var deydi. Bazılar amirni buyruğu vacib deb olishadi. Qo'ldan kelgancha oladi. Bazılar o'zi yo'l uzoq bo'lsa, og'ir mashaqqat bo'lsa, oddiy to'qishni nima qilamiz deyshadi. Va chiqishadi. Tuneldan chiqishgandan keyin tunel yopiladi, katta shaharga chiqishadi. Haliga yer yuzidan, yerdan terib olgan toshlari ular qimmatbaho marvaridlar, tillalar bo'lib chiqadi. Shunda ko'p olgan ham nadomat qiladi, ko'proq olsam bo'larkan deb. Az olgan ham nadomat qiladi, az oldim deb. Olmagan dodi faryod qiladi. Nega olmadim deydi. Ulamolar shuni dunyoga o'xshatishgan. Biz tuneldamiz hozir. Dunyoda ketyapmiz. Alloh taolo buyurgan narsalar keraksizga o'xshaydi. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qisa keraksizga o'xshaydi. Nimaga yubalab turishim kerak deb o'ylaydi odam. Qorong'ida ko'rmayapsiz-ku tilloligini uni. Kim ko'p bu ibodatlarga o'zini vaqtini ajratsa, dunyo bo'laveradi. Baribir o'tib ketyapmiz. Hech kim bu joyda yashab qolmayapti. Mana har daqiqa yoshimiz o'tib boryapti. Har kun bitta varag'imiz yirtilib boryapti. Biz kitobmiz biz. Oxirgi sahifamizda o'lim deb yozilgan. O'limni o'qigan kunimiz dunyodan o'tamiz. O'tgan kunimiz dunyoda o'sha oyog'imiz tagidagi biz uchun qadrsiz ko'ringan toshlardan qancha olganmiz? O'sha bizni oxiridagi manzilimizdan chiqqanimizdagi bahoyimizni bildiradi. Olmagan nadomat qiladi. Dunyo ishlariga mashg'ul bo'lgan odam bu dunyoda qolmaydi. To'g'ri, dunyoning ishini ham qilish kerak. Undan ham nima maqsadda qilish kerak? O'sha tosh maqsadida qilish kerak. Pul topsangiz ham topgan pulingizni yaxshilikka ishlatish maqsadingiz bo'lmasa, topgan pul sizni bo'yningizga ilon bo'lib o'raladi. Obro' mansab dunyoda qolmaydi. O'tasiz, ketdingiz, nomingizni eslab eslamaydi bo'ldi. Siz bilan birga ketmaydi u. Qiyomatda boshqacha hisob kitob. Qiyomatda dunyodagi obro' ish bermaydi, tanish bilish ish bermaydi. Oxiratda shu olgan narsalarimiz ish beradi. Obro'ingiz bilan ham katta-katta ishlarni qilib qo'ysangiz, ha? Foydalanib qolsangiz, millat uchun, xalq uchun foydalanib qolsangiz, yordam beradi. Topgan pulingizni ham sarflab joy-joyiga sadaqa joriy qilib qo'ysangiz, unda yordam beradi. Qop ketsa, javobgarlik zimmada qop ketadi. Sizdan qolgan merosni odamlar talashadi. Janjal qiladi, to'polon qiladi. Uni ham vaboli, uni ham azobi sizga keladi. Shuning uchun ahli sunna va jamoani maslagini o'rganish vojib, vojib, vojib. Chunki islomga, dinga qattiq tazyiq bo'lgan paytida bid'at ahli qolmaydi hech qachon. Bid'at ahli yo'qolib ketadi, ya'ni qanaqa ma'noda yo'qoladi? Ular siyosiy maqsaddagi odam bo'lganligi uchun siyosat ularga yo'l bermasa yo'qolib ketadi. Ahli sunna turaveradi ularning ichida ham. Islomga kengchilik hamma yo bemalol bo'lib ketgan paytida bid'at ahli urtishni boshlaydi. Uni urtishligini istibdod bilan to'xtatib bo'lmaydi. Uni nima qilib to'xtatiladi desa, ahli sunnani ilmiy faoliyatini o'rganib to'xtatiladi. O'rganasiz, ahli sunnaga ergashasiz bo'ldi. O'shanda yutiladi. Bo'lmasa ular o'zining siyosiy maqsadlariga dinni har doim qurol qilishgan, har doim. Dindorlikda sahobalarni ta'na qilgan, sahobalarni. Havorijlar sahobalarga sallar kim bo'lsan degan. Hatto kofir deyishgan, Hazrati Aliyni haq degan odamlarni kofir deyishgan. Bittasi kecha savol beryapti, oldin 3-4 kun oldin. Hazrati Ali shariat bilan hukm qilgan-ku. Sen demokratiyanın tarafını alıyapsan deyapti. Birinciden tuhmat. Hiç kaçan, hiç bitti cayda demokratiyanın tarafını agen mesmen keltir versin yaklaşamam. Demokratiya araç degen siku deyapti. Araç, vasite degenim u hak, İslam batıl degenemezdi. Ya bir kız bir şuna kadar geldi. Uziniyem gapını yakışlap eşitiyorduk, uziyem manyet yapken gapı gapırgen bu çıktı. Beni tanıklı yaptı. Hop,
Ukrayna'ya kaçıp geldin, kolga düştün Interpol'ge. Sud kıldı seni Ukrayna, doğru mu? Ha? Alekşey degen advokatı yolladın mı? Ha, yolladım. Nimaga yolladın? Alekşey Müslüman mas. O himoya qilayotgan qonun islomiy qonun mas, demokratiya qonuni. Shariat qonuni mas. Xo'p, nima uchun o'zingni demokratik qonun bilan himoya qilyapsan? Savol. Desam dovdirab qoldi. Javob beryapti. Aytayaptiki, demokratiyadan deyapti. Foydalansak bo'laveradi deyapti. Biz uni muqaddas demayapmiz, foydalansak bo'laveradi. Ha, biz nima deyapmiz? Biz ham uni muqaddas demayapmiz, foydalansak bo'lar ekanmi? Sizlarga bo'laverar ekanmi? Bizga ham bo'laveradi bu narsa. Shu yerda mavzu tugadi o'zi aslida. Hazrati Ali'ni ham shunaqa deyishyapti. Hazrati Ali shariat bilan hukm qilganmi deyapti. Ha, shariat bilan hukm qilgan. Sallar deyapti, shariat bilan hukm qilmayapsan. Biz qachon shariatdan chiqdik? Qachon? Qonunlarni qarar ekanmiz, qonunlarga amal qilar ekanmiz, shuni shariat bizga joiz desa amal qilyapmiz. Shariat bizga nojoiz desa amal qilmaymiz. Hech kimni buyurganimiz yo'q. Shariatga zid ishni odamlar mana shu ishni qilish kerak desa, yo'q, shariatga zidmi bu? Yo'q, biz qilmaymiz deyapmiz. Bizga hech kim aytira olmaydi shariatga zid narsani shariat deb aytira olmaydi. Bir soatlik jumlani ichida men bir bankirlarning ichida suhbat qildim. Bank sistemasi bo'yicha eng ya'ni majlisida shu qaynagan nuqtani ichida suhbat qildim. Suhbatning ichida 20 marta aytdim shikilli, ribo harom. Iqtisodiy strukturani eng katta dushmani kapitalizm. Bu kapitalizmning oqibatida kambag'allarni eksploatatsiya qilinadi. Boylar ozgina miqdor pulni yig'ib olib, hamma yo'lda siyosatni rasvo qiladi. Bir soat, balki bir yarim soat gapirdim. Shundan kelib chiqib bittasi turib savol berdi. Unday bo'lsa bankda ishlamayman men dedi bir ayol kishi. Shundan kelib chiqib savol berdi o'zi. Keyin men unga aytdim, "Hozir sizni bankda ishlama desam, uni ishlama desam, hamma ketib yuboradigan bo'lsa, hammamizning mablag'imiz shu anaqaga bog'liq. Bankka bog'liq. Pullarimiz ham shuning atrofida aylanyapti. Hamma ketib olishligi, oqibat nima bo'ladi? Men hech kim ketib yubordi olmayman. Men hukmni aytyapman. Hammani nazorat qiladigan odam emasman men. Ertaga islomiy banklar keladi. Bu ishlarni o'rnini kim boshqaradi? Bir yarim soatlik real gaplarni hammasini shunday o'chirishdi-da, o'sha joyni kesib olib, ana riboga ruxsat beryapti, deyapti. Bu kadar paskash bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ya'ni bu o'tda tepadagi gap hammasini xulosalaydi. Men aytib bo'lganman, hammasini aytganman. Hattoki jonlini yoqib qo'yganman, qo'rqadigan joyim yo'q. Maydonda turibman, javobgarlikni zimmamga olyapman. Aytayotgan joyim siyosatning ichida turib gapiryapman. Sen nima deyapsan desa, men boshimda sinadigan kaltakka roziman. Lekin haqiqatda aytyapman. Kecha forum bo'ldi. Bugun ham bo'lyapti hozir. Toshkentda juda katta forum. Dunyodan 20dan oshiq davlatdan katta ya'ni suhbatdoshlar kelgan, ular o'zining tajribasini aytyapti. Shu forum Qur'on qiroati bilan ochildi. Toshkent shahar bosh imomi xatibi suhbat qildi. Uni orasida menga ham so'z berishdi, men ham gapirdim. Undan keyin nima turli nima ish qilgan bo'lsa, unga biz javobgar emasmiz. Shunaqa zamonga keldikki, shunaqangi forumlarga kirib Qur'on tilovat qilyapmiz. Ya'ni Allohning kalomini oliyligini birinchi ochilishda ko'rsatyapmiz. Bizni ummatga bergan nusrat bu. Hasaddan yonib yozishyapti, botqa din bu deb. Botqa din dinni botqa qilishyapti. Musannif Adham degan bitta yuzi qora bola bor Toshkentda. O'zi hayotda bitta narsaga ulgurmagan. Opasi, singlisi, hammasi, dadasi, onasi bitta domda turadi. Birovi puliga, birovi abitiga qarab yurgan bir tilamchi bola. Chiqib olib botqa din mana. Dinni ashaqqa aralashtirishyapti. Unaqa demagin, sen chaqirmaganlarga hasad qilyapsan. Aslida tagi. Biz u joyga borib nimani gapirdik? O'sha treningda 8 mingga yaqin odam o'tiribdi. Butun dunyoda onlayn ketyapti. Kapitalizm bu dunyoning ajdahosi deb gapiryapman men. O biznesmenlar, sizlar yangi iqtisod strukturasini ishlab chiqishingiz kerak, millatni birovga qul qilmaslik kerak, mustamlaka qilib qo'ymaslik kerak. Iqtisodiy qaram qilib qo'ymasligimiz kerak. Hamma mutaxassislar o'tiribdi, bir ishni uddalaylagan, uddalay olgan odamlar o'tiribdi.
Ularga aytyapmiz biz. Sizlarni zimmanglarga vojib bo'ladi. Tabiblarni zimmasiga ummatni ichidagi kasallikni davolaydigan mutaxassis yetishtirish vojib bo'ladi. O'qituvchilarni yetishtirish vojib bo'ladi, muhandislarni yetishtirish vojib bo'ladi. Iqtisodchilar ham iqtisodiy strukturani ishlab chiqishi vojib bo'ladi. Buni gapiryapmiz. Xalqqa sifatsiz mahsulot bermanglar deyapmiz. Pulingiz bormi? Mayli foydani katta o'ylamang. O'sha ozgina foydani qo'yingiz, sifatli narsa bering xalqqa. O'zingiz yemaydigan mahsulotni ishlab chiqmang. O'shada kalbasani gapirdim. Ha, ba'zi sifatli kalbasalar bor, egalari yeydi o'zi. Lekin aksariyati yemaydiganini viloyatlarga sotadi. Nimaga viloyatga arzon sotasizlar, unda go'sht yo'q deb qo'yadi. Kalbasning ichida go'sht yo'q. O'shuning uchun arzon. Go'sht qop tashagan, o'rniga hamma narsa solgan. Ana tovuqni farshi, terilari, hamma narsani solib tashlashgan. Halol deb yozishgan. Halol deb yozishga pul ketmaydi. Halol deb yozib qo'ysa bo'ldi. Yozib qo'ysa u taqvodor bo'lib qolmaydi. Yozuvga ishonch yo'q. Halol degan sertifikatni men hali standartini ko'rganim yo'q. Keladi, o'rganadi-da, ha bo'ldi, halol. Pulni bering deydi, olib ketadi. Birorta odamini qo'yib ketmaydi. Halol standarti bu ish bu. Bu ham bo'mbo'sh soha. Buni ham qilish kerak. Qanaqa qilish kerak? Komanda tuzish kerak. Qaysi go'sht sohasiga aloqador, tovuq sohasiga aloqador firma, fabrika bo'lsa, unga halol standart o'zini odamini qo'yadi. Shu standart bo'ladi. Bir kunda ko'rsatib bera olamiz biz. Reviziya kelsa, uni chiroyli ko'rsatib bera olamiz, ketgandan keyin hamma tin qilaveradi. Uni tepasida turadigan odamni qo'yish kerak. U doim ishlash kerak, uni oiligini halol standart berish kerak. To'g'rimi? Shunda halol standart bo'ladi. Mana halol deb yozilgan bizni mutaxassislarimiz tepasida turibdi uni. Go'shtni qanaqa suvayotgan nazorat qilyapti. Mana biz ishonchli. Ilojisi onlayn qilib qo'yish kerak shuni. Ha, bu halol standart. U yozish nima kompyuterda halol bo'ldi, yozib qo'yaveradi. 5 ta harf ketadi. U bilan halol bo'lib qolmaydi. Shuni gapiryapmiz. Ya'ni shunaqa kunlarga alhamdulillah yetib kelganimizga Allohga hamd bo'lsin. Shunaqa joylarda masjidda ma'ruza bo'laveradi, ha? Bunaqa suhbat dinni, diyonatni yaxshi ko'rgan jamoada bo'laveradi. Lekin 8000 dunyodan kelgan odamlarning ichiga kirib, shariatdan, dindan gapirish bu nusrat u, yaxshilik u. Shuni ko'ra olmayapti. Nima deydi? Butqa demiş. Bechoralar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni diniga amal qilish ilm bilan bo'ladi. Qadimdan shu, hech qachon olimlar dinni monopoliya qilib olmagan, olmaydi. Monopoliya mumkin emas. Din shunaqangi mustahkam usullar ustiga qurilganki, uni kimdir shaxsiy o'zining g'araziga ishlata olmaydi, mumkin emas. U fosh bo'lib qoladi darro. Lekin ulamolarga ergashishlik vojibligini bu gaplar to'solmaydi ham. Vojib baribir. Doim misol keltirganman, doim buni dalil sifatida aytib qo'yay hozir ham. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qatl qilingunlariga qadar dinga din nomidan gapirayotgan, dinni bilgan odamlar, islomni bilgan odamlarda hech qachon dinga nisbatan xiyonat bo'lmagan. Chunki siyosiy mavqif bo'lmaganda, ya'ni siyosiy maqsad bo'lmagan. Hazrat Usmonni uylarida qamal qilib, shahid qilishganlaridan keyin xalifalikni o'rniga o'zlarini odamlarini qo'ymoqchi bo'lgan odamlar yuzaga chiqqan. O'sha jamoalar endi hadislarni, oyatlarni o'zlarini maqsadlariga burib, shunga moslab aytishni boshlashgan. Ungacha unaqa gap yo'q edi. Shuning uchun Ibn Sirin aytganlarki, Hazrati Usmonni shahid qilingunga qadar kim bizga Qur'on sunnat deb hadis aitsa, gapini olaverardik. Ajratmasadik. Hazrati Usmonni shahid qilingandan keyin aytgan odamlarga qaraydigan bo'ldik. Haliga ahli fitnadan bo'lsa, Hazrati Usmonni shahid qilganlar jamoasidan bo'lsa, uni gapini olmadik. Nimaga? Hadis aytayapti. Chunki uni maqsadi bor. Hadis aytadi-yu, maqsad nima? O'zini shaxsiy siyosiy hayotiga moslamoqchi. Shuning uchun gapini olmadik. Agar sunnat ahlidan bo'lsa, uni gapini oldik deyishgan. Qaraymiz deyishgan. As-sanadu minad din. O'shatda shu gapni gapirganlar. Sanad dindan hisoblanadi.
İslam'dan. Müslüman mısın? Ha. Dinini kayırdan alıyorsan dese sanattan deyiş gerek. Alımdan, ulamadan alıyorsan. Alımdan alıyorsan İngiliz'ni köyünüz hatırcan bu ise demek sizde dininiz var. Yüzü bir adamını içtimai tarmakla çıkıp alıp dinden yapıyorsan özü kayırdalığı normalum. Mesela bizde meşgul var. Abdullah Zafar da gene var. Lekin normalum kayırdı bu. Bilmiyorsunuz. Belki düşmanlık oldu oturgendir. Belki peşanası gibi pistolet tıraptır, yapırtır şey etkendir onu. Bilmiyorum, işanç yok. Bitti hadisini matnide bir ravini kimliğini bilmesek, uşa hadis zayıf değiller. Ravini kimliğini bilmesek. Yani muhaddisler bilmese. Zayıf değiller de hadiske itimat, süyenişlik süyedi. Hadir ki günde yem, dinden, şeriyetten, ayet yapır yaptı, hadis yapır yaptı. Tamam, ayet, hadissiz, bana sizden bilemez. Ama okuyalı yaptı hazır. Ha? Lekin kim o kayırda durdu? Kana mesuliyetine cevap verirken kim var? Yok o adam bilmeyemiz hala. Onda cim. Ondan göre biz başka adamla alalımız. Bir devlette oturuyorken o devletinin mahsus hizmetleri onge cevap verirken o yapır yaptı. Ozu başka tamamdır. Mesela de, Türkiye'de oturuyorken. Türkiye'nin siyaseti hazır. Kazakistan'da siyasetinden, Uzbekistan'da siyasetinden ama ağır. Ağır şükürlerdi. Ancak erkillik Kazakistan'da değil, Uzbekistan'da değil. Türkiye'de erkillik değerli kagene yok. Cüde kattık bunu yaptı siyaset. Ne makine oturup tuttu ular? Demek gelişken. Ulardan din, şeriat masalasını kanaklı bir işlemiz. Bilmeyiz ki kaysız, hafsızlık hizmeti ularını işleti yaptı. Bilmeyiz ki. Mirar Mart'ta yapırganını görmeyiz Türkiye siyaseti hakkında uşalarını. Lekin nima deyişi yaptı? Fakat Uzbekistan. Demek dinin sanadı var. Dinde özüge has üslub var. Siz biz din hakkında yaparken biz yok ki eşitarken biz elbette sanatke, ilmi asaske, uşa menhecge, salaf ümmetini fahmige, yani bağla bera aladigen, ulamalardan dinle alış gerek. Şu en doğru yol. Uşa tillanı, ayak tagidagi taşlarını alıyetken de hem, uşa manada ulamalarını yapıp karışımız gerek. Kim ne dese kete örmezlik gerek. Keçe keçe konu bir de soru veriyordum. Soru. Cüda akatta soru da. Uzbekistan prezidentini yani kafir desek boladı mı, deyüz desek boladı mı diyordu. Canlı ifirde. Ben eti yapmam. Hop şu sorudan ne fayda var sizce? Bu taşını mı kurtarıyorsunuz? Şu savallı bir mesele, şu yapını yapırmasayız, kıyamete sorar mıyız? Şimdi soralımız şu hakkında. Ne dedim cevap veririz? Şu savaldan dinimizde fayda var mı? Dinimizde fayda var mı? Ticaretimizde fayda var mı? Ahiretimizde fayda var mı? Geleceğimizde hiç nasıl fayda yok. Din oturup çayhanede işte kökünarını içi vagen çallı yapamaz din. Dinden bir yapını yapırganıyız da onun arkasından samara alış gerek. Fayda kuruş gerek. Ya dünyaya faydası buluş gerek ya ahiret gerek. Yok ki iki kere fayda buluş gerek. Mesela bu miydi? Şunun için meclisler hem dini meseleler hem mutahassıdan alınması bu miydi? İmam ne için tayin kılmadı? Bukhari'de hadis var. İnnemâ cu'ilel imam liyutümme bih. İmam sayılaştan közlengen maksat namazı oku bir iş. Sizi bizim namazımızı imam oku verirdi. Hemme uzu okuyursun dese hemme her zaman yakala okuşu başlaydı. İmam iktida kalemiz boldu. Hemen arsan tapşırıp koyemiz imamı. Doğru mu? Namazımız namaz. Ha şuna kayken namazdaki dindeki en buhum meselede imamı tapşırıyoruz ki meseleyiz. Demek ki başka meselelerde imamı ergeçmeyimiz. Doğru. İmamlık meselesi diye muammalar var. Bazı imamlarımızın ilmi seviyeleri hamesi bir kılmaz. Bizge bu ateizm tüzümünü kaldırgan mirası bu. Cüde köp sahada mutahassislerini parakanda çıkıp gitti. Hamme sahada. Fakat imamlık demez. Hamme sahada. Lekin şunu yetiştirişimiz gerek. Lekin cevap bire aladigen miktarda ulamalar var. Mutadillik bilen sekin harakat kılış gerek. İnşallah yakşı buladı. Savallı yok mu? Mavzuga alakalı. Peşin bitti. İki dokuladı mı? Bir dokuladı. Çeyrek.
Mavzuga alakadar savallıyız mı? Savallım var. Mekke'de umuman araç satılmaydı. Şimdi özüm hani bağlayacağımız var. Özbekistan'ın Müslüman devleti babamda. Bunu başı araç, maşı kaynak kaynak satmayı yok. Başka ilacı var mı? Benimce yok. Çünkü şeriatta hem özü alakada kaideler var. Araq, vino, kanyak ni mesela nasraniler, yahudiler, başka din vakilleri içer. Aslında. Ularga ularni nazdida joiz. O'zlarini ichida. Fiqhi masalada ham agar islomiy bir davlat bo'lsa ham, o'sha zimma bilan musulmonlarning zimmasida yashayotgan jamoani shu narsalar bilan shug'ullanishligiga ijozat beradi. Mabodo deydi ulamolar, o'shalarning arog'ini sindirib qo'ysa musulmon to'laydi. Chunki uni nazdida qadri borda, qiymati bor. Qiymati bor, puli bor, narxi bor. To'laydi. Endi Makka mukarrama bu haram. Bu yerda hech qachon bunaqa narsa yo'q, chunki zimmi ham yashamaydi debdi. Makkada, Madinada boshqa din vakili kira olmaydi. O'shuning uchun u joyga mutlaqo misol qilib bo'lmaydi. Shunaqa deysiz-ku, lekin Makkaga, Madinaga ham uzun haligi kandorani kiyib olib ichida olib kirayotganlar bor. Kaniyangni, vinoni bekitib olib, qo'lga tushganlarni ko'rsatishyapti. Lekin qattiq jazosi bor. Haram, ya'ni o'ziga xos hudud hisoblanadi, o'tki joiz emas. Boshqa o'lkalarda mutlaq bu narsani taqiqlab bo'lmaydi to Iso alayhissalom tushgunga qadar. Iso alayhissalom tushsa, endi musulmonlardan taqiqlashlikka ijozat bor. Lekin musulmonlardan ham taqiqla olmayapti ba'zi davlatlar. Nima qilamiz desa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deymiz. Musibat, bu nima qilaylik endi? Biz o'zimiz ichmaymiz, o'g'limizni, qizimizni, aka-ukamizni asraymiz bundan. Asraymiz. Hech qachon uni biz to'g'ri deb bilmaymiz. Eng katta musibatlardan bittasi jinoyatlarning 90% ichkilikning oqibatida. 90%. Narkotanoq oqibatida, kayfning orqasidan bo'lyapti. O'sha narsalar ko'p sotiladigan mamlakatlarda baraka yo'q. Ya'ni viloyatlarda endi Alloh insob bersin. Bitta bizni bitta yo'limiz nima? Ruhiy ma'noda odamlarga tarbiya ma'nosida tushuntirishimiz kerak. Haromdan saqlan, hech bitta odamni ko'rilmagan tarixda ichkilikka mukkasdan ketib rivojlanib ketganini hech ko'rilmagan. Bu yaxshi narsa emas deb aytamiz. Buni ayta oladigan imkoniyatimiz bormi? Shundan foydalanamiz. Taqiqlash, amir, buyruq, mirshab bu masalalar oddiy bizni xalqni ishi emas. Qo'limizdan kelmaydi u. Ustoz, bitta savol bermoqchi edim. Bir insonga yaxshilik qilib, u inson omonatga qaratib, ochiqdan ochiq zulm qilsa, uni ana bu dunyoda olinadi hammasi, shu paytda mana ochiq oydin shu omonat haqida ham qisqacha ana o'zini. Yo, albatta olinadi, u haqida hech shubha qilinadigan narsa emas. O'zi mantiqi ham shu. Qur'on Karimda Alloh taolo, ya'ni hayotni mantiqi ham. Bu mantiqqa ishora qilib Alloh taolo aytadiki, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yaxshilikning mukofotini nima deb o'ylaysiz? Faqat yaxshilik bo'ladi de. Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukaddiban. Robbingizni qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqara olasiz? Bu joyda mana shu oyatdan keyin kelyapti bu. Nima degani desa, bu oxiratni borligini isbotlaydigan eng katta dalillardan bittasi. Aqli xushi, mantiqi joyida odam shu oyatda eshitib, to'g'ri-da, oxirat bo'lishi shart deydi. Mumkin emas, shart. Oxirat bo'lamikin emas, bo'lishi shart. Majburiy. Bir umr taqvoda, yaxshilikda, ibodatda o'tib o'lib ketgan bilan bir umr zulm qilib, birovlarni haqqini yeb ketgan odam o'tib ketsa, hamyo tip-tiks bo'lib ketsa, qani mantiq? Qani qatti qoldi mantiq. Yaxshilik qilganga mukofot bo'lish kerak. Yomonlik qilgan javob berish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Vojibul vujud bu. Alloh subhanahu va taolo buni zimmasiga vojib qilib olgan. Mumkin emas. Bir xil o'tib ketib hammasi bir xil bo'lib ketishligi. Ya'ni fojir bilan mu'minni teng deb o'ylaysizlarmi?
La yastavun deydi Alloh taolo. Fojir, fujur qilgan, jinoyat qilgan, gunoh qilib o'tib ketgan bilan mu'min, iymon keltirgan, yaxshilik qilgan hayotini bir qismini shu qiyomatda mukofotini olaman deb yurgan odam teng bo'lmaydi, mumkin emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Iloji boricha mazlumon bo'lmaslik kerak. Haqqingizni shu dunyoda yedirib qo'ymaslik harakat qilish kerak. Musulmon odam kuchli bo'lish kerak, harakat qilish kerak. Lekin hamma dunyo sabablarini ishlatdingiz-u, haqqingizni ola olmadingiz. Nima bo'ladi desa, xotirjam bo'ling, Alloh beradi uni. Faqat umid qilingki, shu Allohdan sizga jazo bo'lgan bo'lmasin yana. Siz ham kimgadir zulm qilib qo'ygansiz-u, Alloh taolo bir zolimni sizga jo'natib, haqqingizni olib qo'ygan bo'lmasin. O'shuning uchun zulm qilmaslik kerak. Hazrat Umar aytadilar, ham bo'lma. Lekin ikkala ovsidan bittasi bo'lishlikka majbur bo'lib qolsang, unda mazlum bo'l deganlar. Zolim bo'lma. Hargiz zolim bo'lma. Zolim bo'lishlikning oqibati yaxshi emas. Alloh subhanahu va taologa hech kimni kuchi yetmaydi. Alloh taolo zolimlarni hammasini tiz cho'ktiradi. Qiyomat kunida limanil mulkul yawm deb savol beradi. Bugun mulklar egasi kim? Hech kim javob bera olmaydi, hamma o'lgan. Qiyomat kuni. Javob bera olmaganda aytadi ekan Alloh taolo: "Lillahil vahidil qahhar." Yagona bo'lgan, qahhor bo'lgan zot Allohniki mulk. Mulk Allohnikimi? Ha. Zulm qilib birovning mulkini tortib olgan odam o'sha mulkni egasi emas. U mulkni egasi Alloh. Uni olib turib mazlumga beradi. U dunyoda pul ishlamaydi. Nima qilib ishlab oladi? Hasanotini, yaxshiligini oladi. Yaxshilikni ko'p qilganingiz bilan zolim bo'lsangiz, u sizniki bo'lmaydi. Qiyomatda boshqaga berasiz. Agar yaxshiligingiz yetmay qolsa, uni yomonligini olasiz. Demak, mazlum ham oppoq odam emas, unda ham yomonlik bo'ladi. Lekin mazlumligi sababli yomonligini aniga yuklaydi. Boshqa savol qolmadimi? Savol berdim bolaning. Xo'p. Iman investitsiyalari O'zbekistonda ochildi. Shuni islomiy sistema deyishyapti. Bu yerda ham bormi? Yo'q. Shunaqa uni shartnomalari o'sha Islom xalqaro bankiga tegishli. Bizani o'zbek qizlarimiz, musulmon qizlarimiz ko'pi boshqa millatlarga tegib ketyapti. Mumkin Instagramda eshitganman, o'zingizni yana mana joy ko'p yana bir beryapman savolni. Bayar ikki kelgan, eshak kelganlarga tegib ketyapti qizlarimizda. Rosa abidna bo'ladi. Bitta ham shu fohishaga chiqib bizlarga juda ham ular bo'ladi. Shuni iloji bormi shu shaxta to'xtatishga? Aslında Sirayet Nazirliği en katta devlet Özbeklerinde, Özbekistan. Aslında yak tohtayı diyen olsa Özbekistan. Ucu kişine devletlere buraya şuna karar kadar basadı. Endi biz o'zimiz o'zbek bo'lganligimiz uchun ko'p joyda bunaqa narsalarni o'zimizni millatga tegishli eshitamizda. Aslida ko'p emas. Ko'p joyda bor bo'lishi mumkin, bizga eshitilyapti-da. Boshqa millatlarning ichida ham ko'p o'zi statistika bor. Dunyoda eng fohishasi ko'p davlatlar qaysi degan statistikani kirsangiz, u yerda O'zbekiston 13-yam o'rinda turadi. Balki u statistikada O'zbekiston yo'q. Aholiga nisbatan shunaqa bo'lmasligi mumkin, lekin fohishani ozginasi ham ko'p o'zi. Fohishani ozginasi ham ko'p. Yuqorida aytganimdek, bunaqa narsalarni to'xtatishlik islom ta'limotini keng tarqatish bilan bo'ladi.
hanedanlarga İslam kirib borsa, İslamni to'g'ri tushunsa, o'rgansa, o'qisa, odamlar shu yo'ldan to'xtaydi. Bu ichki tuyg'uda bu. Nazorat qilamaysizki, qamab qo'yganingiz bilan u uni to'xtatib bo'lmaydi. Bu narsani faqat inson o'zi iymoni bilan, e'tiqodi bilan tushunib yetish kerak. Narkomanlarning davosi yo'q deydi ko'p doktorlar, lekin iymoni bor, vijdon bilan, iymonni taqozosi bilan Xudodan qo'rqib qancha tashlagan odamlar bor, shu yo'ldan chiqib ketganlar bor. Xuddi shu singari. Imkoniyat borligida islomni tarqataverish kerak. Siz bilan bizga muhim ko'rinmagan masalalarni juda ko'pchilik bilmaydigan masalalar. Ularga aytaverish kerak, aytaverish kerak. O'zi jamiyat shunaqangi ikkiga yorilib ketaveradi bundan buyog'ida. Hamma musulmonobod bo'lib ketmaydi. Hamma kofiriston bo'lib ketmaydi. Musobaqa bu. Biz o'zimizni, jamoatimizni kengaytirib, musulmonlarimizga tushuntirib, shu jamoatni asrab qolishlikka xizmat qilsak katta gap. Nargi jamoadan bu jamoaga, ya'ni bu yerda tafriqalash ma'nosi emas, sifat ma'nosini aytayapman. Iymondan ayrilgan jamoadan kimdir iymonga kirib qolsa biz yutug'imiz, eng katta yutuq bu. Lekin ularni to'xtatib bo'lmaydi. Ularni to'xtataman desangiz, bu yoqda qiladigan ish qolib ketadi. Müslümanlarımızga dinli diyanatını, talimatını örgatış gerek. Yaşlarına köp itibar veriş gerek. Yaşlarını hem diyanatlik, hem iktisadi küçülük, hem siyasi ongi teren, hem cismani bakuvat tarbiyeleşimiz gerek. Sahaya mutahhas kılıp yetiştirişimiz gerek. O şende bir neki minge, minge tümenge boladı. Bitti yakşiliğini kılasız, hiç kim görmeseyim Allah görmedi onu. Vadege vafa kılış gerek. Biz Allohga va'da berganmiz. Alloh taolo alastu bi robbikum degan. Men sizlarni robbinglar emasmanmi degan. Biz hammamiz ha robbimizsan, seni aytganingni qilamiz deganmiz. O'sha va'daga vafo qilishimiz kerak. Oldi berdi qilyapmizmi, kimdandir nimadir oldingmi, va'dasiga vafo qilib qo'yishimiz kerak. Qila olmasak, Alloh taolo keyin o'sha al-jazaa'u min jinsil amal degan qoida bor. Jazoni biz qilayotgan amalni jinsidan beradi. Biz xiyonat qilsak, bizga xiyonat qilinadi. Biz to'g'ri avlod yetishtirmasak, natijasini yomon avloddan olamiz. Imom Buxoriyda bir hadis bor. Bir kishi bir kishidan qarz oldi. Qarz berib tur dedi, tijorat uchun dedi, falon kuni dedi, pulni qaytaraman dedi. Bo'pti deb u odam pulni berdi. Dengizdan u yoqqa o'tdi, tijoratini qildi, hammasi zo'r. Lekin qaytadigan kuni, uni rejasi bo'yicha qaytadigan kuni dengizda to'fon bo'ldi. Qayta olmay qoldi. Lekin ertaga misol uchun pulni berish kerak. Yo'l 3 kunlik yo'l bo'lib qoldi. 2 kun kech qoladi. Nima qilishni bilmadi-da bir yog'ochni oldi. Yog'ochni o'rtasini yordi. Yorib olgan qarzini hammasini yog'ochchi ichiga qo'ydi. Yog'ochchi bog'lab salafanga nimagadir o'rab, u paytda salafan bo'lmasa kerak-ku, misol aytayapman. Suv kirmaydigan qilib yaxshilab o'radi-da dengizi bo'yiga chiqdi. Ey Alloh dedi, mana shu qarzni dedi, ertaga berishim kerak edi falonchiga, lekin seni qadaring bilan dengizda to'fon bo'lib qoldi, men o'ta olmay qoldim. Lekin sen o'zing shohidsan, bergan va'damga amal qildim, mana shu dedi, o'sha falonchini qarzi dedi. Daryoga otdi. Keyin 3-4 kun o'tgandan keyin keldi. Kelib haliga qarzi bor, haqqi bor odamni oldiga kelib senga dedi, 3 gün aldım, karzını töleyman diye vada kılıyordum. Dengizde şuna kapıp kaldı. Ben töle almadım. O şey karzı ap koy dedi. Uzun kıyan işi Allah için, etken vadesi için kapı koyan o işi. Lekin bunge hakkını verim akış. Diyor da etti ki o, sen karzını yetkizdin ki menge dedi. Kanaka yetkizdin dedi. Ben dedi keçe, o sen kele sende böyle dengiz boyuna çıktım. Dengizi boyuna çıkıp, bahana da otenen terip yürüyordum dedi. Qarasam dengizi buydu o'tin turibdi dedi. Olib olib kelib turib, yoqmoqchi bo'lib qarasam yo'q, ossam pul turibdi. Aynan senga bergan pulim kecha o'sha 3 kun oldin oldimmi hatto dedi. Buxoriyda bu hadis turibdi. Allohga berilgan. Men endi hech qachon aytmayman, hozir ham shunaqa taqvodormiz biz, dengizga otib yuboringlar qarzingizni deb keltirib hech yo'q qo'liga beringlar egasini. Egasiga beringlar hech yo'q. Ya'ni va'daga vafo qilaman deb niyat qilsangiz, Alloh yetkazadi.
Niyet buzulgandan keyin Alloh taolo parokanda qiladi. Niyeti buzulgan odamni o'sha buzuq niyeti bilan jazolaydi Alloh taolo. Shuning uchun omonatdorlikka amal qilishimiz kerak, va'daga vafo qilishimiz kerak. Savol bersam bo'ladimi? Mhm. Bir kishi bilan ishlardikda sanoq bilan ayrim kishidan shu amonat qabul qilishdi. Bu betlik masalasi. Shu endi shu pulni ailesiga zakat berolsam bo'ladimi? Yo'q, zakat emas, uni pulimi? Mene pulunu, mene pulunu sana alamadı mı? Sana alamadı mı? Tut gitti. Ha. Bir kişi bunu aldı, yolda avta kalarak oturup ürket. Onun pulunu sonra şey iskere, miras yok, Müslüman olmaz mı? Müslüman. Yo, zakat. Zakatını siz özünüzü, maksadınızı hizmet kıldıramıyorsunuz. Zakotni berib, zakotni xohlagandek ishlatishlikka unga ixtiyor berib, qo'liga berib, keyin qarzni so'rashingiz mumkin. Merosxo'rlarni taniysizmi? Shunaqa mashinam yo'qdir manaqasi. Qarindoshlarga hech kim bitta siz endi bor, mo'yinga men qarz oldim deb, lekin u ixtiyorlikda siz endi o'zingiz deb to'laymayman deydi. Yo'q, o'sha studentga. Ha, student u. O'sha studentga ixtiyor beraman. Yo'q, o'sha studentga zakot berasiz. Zakotni berasiz unga. Masanga masalan qancha qarzi bor 10 ming deylik qarzi bo'lsa 10 ming zakotni berasiz. Mana zakot sanga deb ol, olgandan keyin endi hali qarzingni to'la palonchini desangiz bo'ladi. O'sha qarz zakotga kechdim deya olmaysiz. Va ko'rish niyat yo'qdi, berish uchun zakotning ko'rish niyat yo'qdi. Ana imkoniyat yo'qdi. Telefonda gaplasha olasizmi? Telefonda bo'ladi. U yoqda Xitoyda tanish bormi? Yo'qdi. Menga bering, men berib qo'yaman. Xitoydan tanish topa olasiz. Ya'ni odamlar domladan masala so'rayapti-da hozir. Arifmetikani so'rayapti-da. Arifmetikani o'zingiz chiqarib olasiz. Qanday qilish kerakligini o'rgata olmaydi domla. Sizga nima qilish kerakligini o'rgata oladi. Berish kerakligini aytadi. Ko'rish masalasi u domlaning ishi emas. Qur'onda meros masalasi bor-da. Bir ateist bilan bahslashganman bir paytlar. Ateistler hozirgacha shuni eslasa sovuq deb chiqadi peshonasidan. Ular aytadi, Qur'onda xato bor deb qo'yadi. Meros masalasida xato bor deydi. Mana aytdim, agar Qur'onda meros masalasida bir dona xatoni topsang, sen islomni tamam cho'ktirasan. İslam to'qima din deb isbotlay olasan. Senga Nobel beradi ateistler. Isbotla davay dedim. Mana dedi, meros masalasida haligi o'zidan keyin qolgan merosxo'rlarga taqsimot bor. 2'den 1, 3'den 2, 4'den 1, şunga o'xshagan 8'den 1 degan taqsimotlar bor. Bir masala bor, o'sha masalada taqsimot bir oshib qoladi. Soddaroq tilda aytsam, soddaroq qilib aytganda 10 ni 3 ga bo'lish kerak bo'lib qoladi. U aytayaptiki, mana deyapti, arifmetika bo'yicha 10 3 ga bo'linmaydi qoldiqsiz deyapti. Bir oshib qoladi deyapti. Xato ku deyapti. Mana aytibman, yo bu xato seni kallangdagi tushunmovchilik. Sen arifmetikani bilmayapsan. Men 10 ni 3 ga bo'lib beraman, ya'ni qoldiqsiz. Sen bo'la olmayapsan-da, islomda xato deyapsan. Xato sanda. Ya bo'la olmaysiz deyapti. Men bo'la olayman deyapman. 6 oy yozishdik. Balam yomon qiynadi buni. Ya bo'laman deyapman. Bo'la olmaysiz deyapti. Amerikanda bu. 6 oydan keyin rozi bo'ldi. Bo'pti, bo'lingchi, ya'ni dedi. 10 ni dedi, 3 ga dedi. Qoldiqsiz bo'lib beringchi dedi. Bo'lib beraman. 10 ni 3 ga bo'lish uchun oldin 10 ni 3 ga ko'paytirib olish kerak. 3 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 30 bo'ladi. 30 ni 3 ga bo'lsangiz 10 tadan taqsim bo'ldi mana. Qoldiq yo'q. Biz 10 sonini emas, 10 bo'lakni 30 bo'lakka oldik. Qoldiqsiz bo'lindi. Bo'ladigan narsamizni bo'la olamiz. Tilla bo'lsa bo'lamiz, pul bo'lsa maydala olamiz. Uy bo'lsa sota olamiz, to'g'rimi? Uyni hammasini bo'lib bermaysiz-ki. Narxga chaqish mumkin. Ya'ni Qur'on sizga usul o'rgatadi. Nima qilish kerakligini. Uni arifmetikasini siz shug'ullanasiz. Yecha olmasangiz sizning muammoingiz. Nimaga Xorazmiy aljabr va muqobalani yozgan? O'sha yechimlarga javob berish uchun uni sohasi u. Sohasi. Domladan halol harom mi so'raysiz? Uni qanday tasarrufini iqtisodchidan so'raysiz? Arifmetikdan so'raysiz.
Bir aytib beradim, Xorazmda ajoyib o'rtoqlarimiz bordi. Yangi domla borsa, domlani hammasini biladi deb o'ylaydi odamlar. Va endi chuqur ma'ruza qilibdi, masalalarni oboribdi xullas, keyin tan berib yubordi bu anaqalay ham eshitgan. Domla hammasini bilar ekan deb. Keyin nima savol bor desa bittasi turib karamel bo'lardi-yu, qand. Domla shu karamelni ichigan u jim bor-ku anaqa murabboni. Qana qilib soladi demiş. Buni teshigi yo'q-ku. Chini ochsa ish chiqadi-yu. Shuni qana qilib sop qo'yadi ichiga demiş. Savol deb savolni beryapti-da. Aslı bilmeydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de farişteni tarifi de Allah Teala ya'lemuna ma taf'alun degan. Farişteler şunday mahlukatlar ki sizler kıladigen işilerini biledi. Sizlerini kıladigen işinlerini biledi. Oşan için uslarının niyetilerini, içilerini bilmeydi. İnsanın niyetini farişte bilmeydi. Neme niyet kılıyat geldiğini bilmeydi. Fakat kıyan amelimizini kurup yazadı. Şimdi bir de hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam etediler ki, yakşı niyet kılsan farişte yazıp koyadı dedi. Amelge aşırmazdan oldu. Yaman niyet kılsan farişte yazmaydı. Yozadı yu, amalga aşırgeni izde yozadı bunu. Bu nasıl turadı? Deydi. Ha bu da biliyordu ki deydi bazılar. Mesela ulamalar yu, aslı bunu yiyen bilmiydi. Allah bildirse bilirdi deydi birinci cevabı. İkinci cevabı, yakşı niyet kılsanız sizden bir huşboyu hiç çıkadı. Niyetiyiz yakşı olsa, kalbizge tükip boyduyuz falancaydı dediyiz, yetim var. Çünkü dediyiz bir yakşılık kılamandıp içiyizden ut kazdıyız. Sizden huşboyu hiç çıkadı. Farişte huşboyu hiddi bilirdi. Farişte tüye degen hidu. Ha bu yakşı niyet kıldı yazıp koyadı. Yakşı niyetin akıbatı yakşılıkta barbar. Çünkü yakşı niyet kılıp oraya olursaydı. Hamma daim niyetiyiz güzel olsa imkaniyet tuğulgen de o şey niyet amalı koşattı. Yaman niyet kıyıp yürseyiz kuruyuzge pul çüşken zatı o şey yaman niyetke adam hareket kıladı. Şunun için yakşı niyette yaptı. Şeytanan bile almaydı. Bu da yani bir de mesele var. Hani cinkeşleri kılıp yürgen işleri hatalıkıya delil şu. Cinkeşler içinde anaka kirvagen niyetini biledi, ondan kıladı, ondan kıladı. Yolgan hemmesi. Yolgancı adamlar, onların haligine kıvagen. Haligi başada etti mi? Din, diyanet, Kur'an, sünnet degi matillerini uzunu cinkeşliğine maslavagen. Tekini sürstürseniz o hadis, o ayet, bu ayet yetken gepki doğru kemiydi aslında. Biznes okudu. Biznes kıvagen. Ularge mutlaka kulak salmaslık gerek. Ular dinden pul kılıyatken adamlar. Cinkeş ne mi yu? O an o troll profiller ne mi? Bir kılık gelesin. Ya benziyordunuz bugün adamla baksık var. Adam gitti. Üçüncüne kadar bir tesliğe kırıp da şuna kadar desem. İşte tuttu kalip. Müsallan saydı ki şuna kadar çıkıyor. Bize bu kadar bu kadar mı dedi. Ama ona kadar bu kadar nasıl dedi. Bu arada damları etken silmem bile sevk kaldığına. Ya damları etken bu kadar da şuna kadar bu kadar durasın. Ne işte adam ucuk tuttu desem. Ya bilmiyorum ben ona kadar sana atmayayım ben dedi. Kiki bana Muhammed Sadık Muhammed Cüz Hazret bana kası kişkin tercihlerini eşit kaldığında Kiki'nin özünün patronunu düşünürken videosu dedim listi dinledim bu ana kadar yokken dedim. Cin taifesi var, cin taifesi ki biz Kur'an'da ayet var, onu işanamızda, lakin o cin taifesi insanı içine kırıp başkaradı degen gap bu noto'g'ri, şeriatın maksadiga zıt işi. Adamlar eğer çünkü işansa, bunu tasdiqlasak, ha şunaqa falancı de, 40'ta cin var, şunu başkara yürüp de desek, onda mahkemeler hammasi İlga bop gitip kaladı. Yani amelden tohtap kaladı. Cinayetçiler bir artası boyunca mıydı? Zina kılıp kol göçüştü. İri üçle aldı. Kelip ne mi zina kıldınız? Ya birader bu manmaz. Cin kıldı bunu. Dese. Ne vakit ki burada? Huzur hocam. Ben ayettim. Nege Hristiyan dininde Oruslar, Kıtay'da, Amerika'da cin kelimeydi. Neye bizden sürekli nazik edecek? Çünkü
bu zor. Bizlerde fazla eğer yani kendi bir mama boliyatı bizlerde bana bitti erkekke 7 dakika soğur gelir Kazakistan'da. Özbekistan'da bilmeyim. Bitti erkekke 7 dakika. Doğru mu yüke? Statistikler bozuyor. Boydağını doğru değil mi? Şimdi 30 bin bizde Kazakistanlı kızları kitabı kevap edeyim. 30 bin. Bunlar her yeri bitti farzat görmede 3 yılda. Her bir sene 3 tane bulmada 30 bin, 100 bin dolar geldi. Bu dedi, bir degende köpeği yedi de, orada bitti şehir sanmış geldi. O 90 bin yedikkenlik orada şehir buluş geldi. Bitti. Şunu senatörler gördülerdi. Şunu kandak toplatalımız dedi de, hiç kim onun üddiasını çıkışamadı. Ya çıkalmaydı. Çünkü burada iktisadi, içtimai muammalar var. İktisadi, içtimai muammalarını yiçimige iktisadi, içtimai yani yol bilen cevap verir bu miydi? Çünkü adamlar hiç kaçan razı bu miydi? İnsan taifesi özge koy birisi razı bu miydi? Bir ta tillası bulsa ikinci tağını haklıydı. Bunu toktatırken nerse fakat ve fakat İslam, itikad. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insan zatiga dünya ziynetle koyulgenliğini aytgan. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i vel banin vel qanatiril muqantarati minal zahabi vel fiddati vel khaylil musawwamati vel an'am vel harf. Toxtat turinglar ozgina. Yo toxtat ayli bo'lmasa. Yani zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indehu husnul ma'ad. Yani Allah Teala aytadı insonga zinatlab qoyildi zuyina linnas. Nima zinatlab qoyildisa hubbu shahawati minan nisa. Ayollardan bo'lgan shahvatning muhabbati. Ayol masalasi yani. Ayol masalasını ko'tarayapsiz. Bu masalada to'xtatib bo'lmaydi. Nimaga? Alloh uni qalbiga, insonni g'arizasiga, tabiatiga, uni mijoziga qo'shib shuni yaratgan. Hazrati Umar aytadilar, bir odam men dunyoni yaxshi ko'rmayman desa, yo jinni degan, yo o'ta makkor odam degan, yolg'onchi degan. Dunyoni hamma yaxshi ko'radi. Dunyoni yomon ko'raman degan odam yolg'onchi odam u. Sizni aldamoqchi. Yaxshi ko'radi. Buni nima bilan to'xtatish mumkin desa, shu din bilan to'xtatiladi-da. Wallohu indahu husnul ma'a. Allohning huzurida bundan ko'ra yaxshiroq narsalar bor deyapti Alloh taolo. Sen hozir yaxshi bo'lyapsan-ki falon narsani, bundan ko'ra yaxshirog'i bor. Shuning uchun unga sabr qil deyapti Alloh taolo. O'shaning uchun haromdan parhez qilishlik uchun diyonat kerak. Boshqa yo'l bilan iloji yo'q. Shuning uchun diyonatga yo'l ochish kerak. Sizga bir narsani aytay, dunyoda eng kuchli rivojlangan davlatlardan bittasi Yaponiya. Yaponiyada ateizm kuchayib ketgan. Dinsizlik kuchayib ketgan. Va natijada nima bo'lyapti? Dunyoda eng ko'p o'zini osayotgan davlat Yaponiya odamlari. O'zingizni o'ldiradi. Hattoki tashkilotlar bor, o'zini o'ldirishlik to'g'risida tavsiyalar beradi. Dorilar ishlab chiqarishadi. Mana shu doridan ichib yursangiz 30 kunda tiqib o'lib qolasiz deyishadi. Og'riqsiz deyishadi. Shuni ichib o'ladi. Chunki hayot shunga olib boryapti ularni. Ya'ni umidsiz bo'lib qolgan. Hamma narsa bor, o'zimizni o'ldiryapti. Shuning uchun Yaponiya qaysi dinga e'tiqod qilsang ham o'sha dinga sharoit qilib beraman deb yotibdi. Baqaga sig'inadiganlarga baqani masjidini qurib berishyapti. Kaltakesakka sig'inaman desa, uni ham qo'llab-quvvatlayapti. Tarakanni o'ziga xudo desa, mayli deyapti. Nimaga? Qanaqadir e'tiqod bor-da dedi. E'tiqod bo'lsa shu o'zingizni o'ldirishlikdan, umidsizlikdan, hayotni ma'nosini yo'qotib qo'yishlikdan qutiladi. Ateistlarning hayotda yashashdan maqsadi ma'nosi yo'q. Ular juda ham qiynalgan odamlar. Dunyoni egasi bo'lmaydimi? Yo'q, ular aytadi, oqibat barmi yo'qlik deydi. Biz biyomusurmiz deydi. U yomon narsa. Endi muammolarning yechimi axloqda, iymonda, e'tiqodda. Karl Marx bir gapi bor, nima deydi? Din afyundir degan, to'g'rimi? Ha. Ashu joyini avvalib gaplash tarqatishgan, to'g'rimi? Aslida Karl Marx nima degan?
Ne degen Karl Marx? Din afyundur demegen. Degen de gapni orasida gapirgan u. Boshida aytgan, har qanday umidsizlikka tushib qolgan jamiyatni qutqaradigan omil din degan. Jamiyat umidsizlikka tushib qolsa, jamiyat ya'ni kelajakdan mutlaqo tushkunlikka tushib qolsa, unga din yordamga keladi. E'tiqod yordamga keladi. Din go'yoki bu afyun degan. Odamlar o'sha afyunni ichib olsa, muammolardan qutiladi. Shunaqa degan. U dinni yomonlamoqchi bo'lmagan. Din jamiyatni, ya'ni jamiyatning ichidagi o'rnini aytgan. U xristian dinini aytganda. Lekin islom insonlarga e'tiqod afyunga o'xshagan yolg'on, yashiq narsani taqdim qilmaydi. Din insonlarga xotirjamlik, sukunat, quvvat ato qiladi. Quvvat. Har qanday vaziyatda umidingiz bor yashaysiz. Musulmon odamda qanaqa muammo bo'lishidan qat'i nazar Robbim bor deysiz. Sen deydi ulamolar, muammoyini kattaligini aytma. Robbimni kattaligini ayt deydi. Alloh ulug' hammasidan. Allohu akbar deb namoz o'qiyapmiz. Ha buni hayotda ma'nosi bo'lish kerak, quruq aytmaslik kerak buni. U muammolar shundan, aksariyat emas, deyarli 100% o'sha boshqa din vakiliga, buddistga tegib ketayotgan qizlarni oilasida din yo'q. Yo'q, din bo'lsa unaqa bo'lishi mumkin emas, shariat bo'yicha nikoh bo'lmaydi. Ular pulga sotyapti. Ya'ni quldorlik yo'q deb qo'yadi. Mana quldorlikning zamonaviy ko'rinishi. 30 ming dollar beryapti, ketdi. Oila 30 ming dollarga uchastka quryapti-da, ha, qiz ketdi Koreyaga. Qanchasi pushaymon qilyapti. U yoqqa borib, o'sha aytganingizdek iti go'shini, eshak go'shini yeb yuribdi. Diyonat yo'q. Diyonat bo'lmaganligi uchun dunyoda yechim topolmayapti muammoga. Buni yechimi o'sha musulmonlarga qo'yib bersa, ahli ilmlarga qo'yib bersa, mana masalalarni qattiq gapirsa, yetqazsa, shu ahli ulamo ilmlarga shu masalalarda, ijtimoiy masalalarda yordam berilsa, odamlar shuni atrofiga jamlansa, muammo tezda yechim topadi. Endi ko'p xotinlilikni islom targ'ib qilmagan. Ba'zi domlalarimiz aytayapti, ikkinchi xotin olish sunnat degan gap yo'q, sunnatligini keltirib berdi deyishyapti-da. Bu biroz mulohazalik gap. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan sunnat degan jumlani ta'rifi bor. Sunnat nima o'zi desa, sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytgan gaplari qilgan odatdan tashqari bo'lgan, shariatga asoslangan amallari va taqrirlari ham sunnat. Taqrir nima? Oldilarda bir odam bir ishni qildi, unga indamadilar. Shu sunnat bo'lib qoldi shu. Masalan, bob degan hayvon bor. Cho'lda bo'ladi, juda ham delikatis taom bu. Arab cho'llarida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu shuni pishirib olib kelganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilarda yeganlar. Payg'ambarimiz qarasalar zob yemaganlar. Ya Allohning rasuli, siz bu harommi deganlar. Yo, harom emas, men yemayman, tabiatim tortmaydi deganlar. Tabiatlari tortmaydigan narsani diniy fon bermaganlar, lekin Xolid ibn Validga sen yema demaganlar. Nima bo'ldi shu? Sunnat bo'ldi shu ham. Esa bo'laveradigan bo'lib qoldi. Xuddi shu singari sahobalarning ichida 4 xotinlilik, 2 xotinlilik, 3 xotinlilik odamlar bor edi. Lekin payg'ambar alayhissalom ularni birortasini qo'yvor demadilar. Xotinim bor, nima qilay deganda bittasini qo'yvor dedilar. 4 ta qoldi. Demak, bu mana shu ma'noda taqririy sunnat. Nima uchun buni sunnat deyapman? Bu ma'noda. Targ'ib ma'nosida emas. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo va in xiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum degan. Agar adolatsizlikdan qo'rqsangiz, bitta degan. Qur'on bitta degan o'zi. Adolat qila olmaysiz degan shu oyatning davomida. Walan tastati'u an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum degan. Ayollaringiz o'rtasida adolatni o'rnata olmaysiz. Agar qattiq urinsangiz ham degan. Adolat imkonsiz. Bu yerda endi asl muhabbatni aytibdi Alloh taolo. Bittasini yaxshiroq ko'rasiz, bittasini o'rtacharoq ko'rasiz. Bu inson tabiati. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ham Oysha onamizni yaxshi ko'rganlar. Qolgan ayollaridan ko'ra Oyshaga muhabbatlari bo'lgan.
Lekin dünyavi adaletini cayı koygenler. Ahirde dua kılardılar. Allah'ım ben kolumdan kelgen adaletini kıldım kabul kıl. Kolumdan kelmegeni istiğfar etmen keçir degenler. Kollardan kelmeydi degeni muhabbette. Bunun için aytilyapti hozirgi masalani yechimidan bittasi bu. Yechimidan bittasi bu. Yani baribir odamlar zinoga ketib qolyapti. Baribir odamlar Koreyaga qizni berib yuboryaptimi? Bunaqangi muammoni muammoligini ko'rib turibdimi? Yechimi shar'iy ma'noda nazorat, diniy idoraning nazorati bilan, imomlarning nazorati bilan hamma tushunadigan, hamma ko'radigan adolat saqlanadigan taftishdan o'tkazib icazat veriş gereği. Muammanı içimlerden bittesi bu. Şuna kadar muamma buluşluğunu bilgeni için Allah Teala bunu ruhsat veriyor. Lekin targıp yok. Targıp yok. Hatta ki takik var kanunda. Şuna kadar bu seyem nazarat kıbımı yaptı da. O şey takik turgende hem nazarat kıbımı yaptı. Ruhsat veriyorsun o kadar ki. Hem de işkıvazlı kap görüldü. Kim pişeyman bunu da talak kıladı. O bu miydi? O şey için bunu ilmi asosda o'sha parlamentga yig'ilib olib buni hal qilishlikka masalan boshqa joydan qidirmaslik kerak. Masalan yechimi Qur'onda turibdi. Bunga qonuniy asosda nazorat bilan agar adolatni qilmasa jazolaydigan qilish kerak erni. Adolat qilmasa jazolasin. Shunga rozi bo'lsa qilsin bu ishni. Shunda muammo bo'lmaydi. O'sha bittaga yetib to'g'ri kelyotgani sababi shu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واخر دعوانا ان الحمد لله اللهم اتنا كل خير واعذنا من كل شر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بركاته